mutlu sabahlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Önce gelişmelerden sizi haberdar edeyim. Dün biliyorsunuz 3 oğlumuzu arıyorduk. Üçü de yayınımızın ardından ailelerini aradı. Otogardalarmış, gelin bizi alın dediler. Çok şükür. Onlar da biraz böyle gidince eve dönemeyen çocuklarımızdan. Ama yayında ailelerini kendilerini aradığını görünce evlerine döndüler. Ailenin gözü aydın. Cemal Nadir Gorgorgil biliyorsunuz annesi oğlumu ele geçirdiler, el koydular diye yayınımıza katılmıştı. Oğlunun yasaklı madde kullandığı iddiası vardı. Cemal dün laboratuvar ve görüntüleme merkezine giderek annesine yasaklı madde kullanmadığını kanıtlayabilmek için son 15 günü kapsayan bir idrar testi yaptı. Biz onu hemen, onun sonucu hemen çıkıyor aslında. Biz onu yaptırdık. Dedi ki buna dedi annem ikna olmaz. Ben dedi bir de dedi bir kan testi de yaptırayım son bir ayı kapsayan. Onun test sonucu 2 hafta sonra çıkacak. Anneme hani bunu da gösteririz dedi. Yani kendisi onu istedi. Biz güzel. İdrar testi istedik. Ben dedi bir de kan testi vereyim. Efendim test sonucu bizim aldığımız test sonucu da negatif çıktı. Cemal'in vücudunda yasaklı maddeye dair herhangi bir bulguya rastlanmadı. Kan testinin sonucunu da yine annesine gönderecek. Aydan Hanım'ı çağırdım aslında bugün test sonucunu da vereyim diye. Ama Aydan Hanım diyor ki ben gözümle görmediğim müddetçe test sonuçlarına inanmıyorum. Bana da çok kızgın. Çünkü ben onun oğluna diyecekmişim ki oğlum hani annenin çık. Ama ben oğluna biraz burada destek verdiğimi düşünüyor. O yüzden o gelmedi ama en azından Aydın Hanım yani inanmıyorsunuz tabii ama oğlunuzun test sonucu negatif çıktı. Ben size göz aydınlığı diliyorum. Böyle insanların tabii ki çocuklarıyla ilgili endişeleri olabilir. Bakın ne güzel oğlunuzun ilk testi negatif çıktı. Kan testi de çıktığında yine oğlunuz size gönderir. Bakarsınız eğer orada bir sıkıntı görürseniz ayrıca değerlendirirsiniz. Yani gene bazı insanlara yaranmam mümkün değil. Ama kimsenin 24 yaşındaki çocuğunu alıp kimseye vermemiz de mümkün değil. Bence herkes 24 yaşındaki artık üniversite mezunu, iş hayatı olan bir erkek çocuğunun da annesinin kanatları altında isterse yaşasın tabii ama yaşamak istemezse yaşamayacağını da anlaması gerekiyor diye düşünüyorum. Bu kimsenin tarafını tutmak da değil Aydın Hanımcığım, onu size söyleyeyim. Ben sizi de çok sevdim. Sizin duygunuza da çok saygı duyuyorum gerçekten hani annelik içgüdünüze. Ama artık oğlumuz karnınızdan çıktı. Yani bir de farklı şehirlerde yaşamak, farklı bir ülkede yaşamak. Çok kişinin evladı farklı şehirde yaşıyor, farklı ülkede yaşıyor. Bu anneden, babadan kopmak anlamına da gelmiyor ki. Onlar bizim hep evlatlarımız. Benim evladım da İzmir'de yaşıyor. Kaç kere görüyorsun? Evet, yani imkanlar dahilinde bir araya geliyoruz ama hep birbirimizden haber almaya çalışıyoruz. Hep birbirimize destek olmaya çalışıyoruz. Bu ilişkiyi kurabilmek önemli ama olan. Ama sen farkında değilsin işte. Gelin senin oğlunu çaldı. Yani böyle düşünürseniz zaten ilişkiyi baştan bitirmiş oluyorsunuz. Evet, çok öpüyorum onu. Dolayısıyla ben de şöyle söyleyeyim. Bir oğlum vardı bir de kızım oldu diyorum. Ben hiç gelin gibi de düşünmüyorum. Onun için onlar mutluysa, onlar yuvaları da huzurluysa bundan güzeli var mı? Şimdi psikiyatride ben bunu okumuştum derste yani anlatmışlardı. Tam tanımını yapamam hani ben öğrenciyim tabii yani öyle söyleyeyim. Hocalar kusura bakmasınlar ama ben bunu Aydan Hanım'a anlatmaya çalıştım tabii onu da kabul etmiyor. Bence Aydan Hanım'ın da desteğe ihtiyacı var yani keşke o desteği alsa daha rahatlayacak. O şimdi istediği kadar hani kızsın etsin ben ona kızamıyorum çünkü yardıma ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Hani eşinize, sevginize yani karşı cinse, sevdiğiniz karşı cinsle ilgili mesela ne hissediyorsun? Kıskanıyorsun değil mi işte? Diyorsun ki sen ona mı baktın, oraya mı gittin, şöyle mi yaptın falan diyorsun ya. İşte bazen anneler bunu çocuklarına karşı düşüyor. Aşık oldu falan anlamında söylemiyorum, duygusal anlamda. Yani tıpkı bir kadının kocasını kıskandığı gibi oğlunu gelininden kıskanan kadınlar yok mu hiç hayatımızda? Mesela şimdi onların kayınvalidesiyle geçinme şansı var mı? Mümkün değil. Çünkü o seni kendine rakip görüyor. Benim oğlum benimle geçireceği vakti seninle geçiriyor. Şimdi biz diyoruz ki gelin kayınvalide niye anlaşmıyorlar? Sağlıklı bireyler olurlarsa anlaşabilirler. Ama birinden biri sağlıksızsa... Bak bu gelinlerde de var kayınvalidesini kıskanan. Annesine çok gitti. Gitsin. Yani annesi...
Ama onu kabul etmiyor. Onu, en çok yıpranan da erkek oluyor burada. Hı? En çok yıpranan da ne yazık ki işte evladınız oluyor ya da eşiniz oluyor. Ya yuvanızın huzuru bozuluyor ya evladınızla olan ilişkiniz ama sarsılıyor. Ama böyle bir durumda da bir erkek ya da bir kadın da seçim yapmak zorunda değil yani. İnsanın annesi sevgisi ayrıdır, eşine sevgisi ayrıdır. Bence terazinin iki kefesinde bile tartılmaz. Tabii ki ikisine de kıymet veriyorsun ama o an tabii ki eşinin yanındasın. Babamın bir lafı vardı. Hep o benim hayatımda öncü olmuştur. Sevgi hep ileri gider. Bunu kabul etmek lazım derdi. Sen anneni seviyorsun, babanı seviyorsun. Bu öğrendiğin, doğduktan sonra öğrendiğin sevgin. Ama daha sonra hayatına bir hayat arkadaşı girecek. Onun sevgisi bir tık üste geçecek. Öyle mi? Ondan derdi? Sonra hep ileri gider. Sonra bir evladın olacak. O daha da üste geçecek. Aa, sen yaşadığın sürece sevginin hep ileriye gittiğini görürsen o zaman gelişiyorsun derdi. Allah razı bunu da edersin. Kabul edebilirsek evlatlarımızın hayatına giren sevgilerin hep ileri gideceğini kabul edebilirsek o zaman ki bize duyduğu sevgiyi hiçbir şeyle kıyaslamayız. Ay zaten yaşasınlar da aman. Evet. Hayatta olsunlar. Mutlu olsunlar. Aman mutlu olsunlar. Kimi seviyorlarsa sevsinler yani. Mutlu olsunlar, hayatta olsunlar. Bak biz burada neler görüyoruz. 13-14 yaşında çocukların nelerini gördük yani. Mühim olan yaşamak. Aman hayatta olsun. Kimi daha çok seviyorsa sevsin vallahi. Ben o mantıktayım hiç. Yeter ki yaşasın, ben anne olarak öyle düşünüyorum. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum, gözün aydın.